Başladık mı dostum? Evet. Merhaba dostlar. İnsana Değer Her Şey Mirta Ali Bialsın Production olarak Iğdır Bisiklet Kulübü'nün kahvaltı turundayız. Genel bir tur değil bu. Sadece dostlarla birlikte ara ara çıktığımız bir tur. Yayını kaydedeceğim bu arada. Sevgili dostlar, Ali Uçum, Serkan Balta burada. Alpeli Kent Ormanı'nda harika bir kahvaltı yaptık ve yapıyoruz da daha doğrusu. Şu an ikinci çayımızı hazırlıyoruz. Taze Iğdır çayı diyelim buna, geldik tabii. Burada Zordağ'ın suyu. Hakikaten öyle değil mi? Zordağ'ından gelen lezzetli, kaliteli bir suyu içiyoruz. Hem içme suyu hem de normal çay olmak üzere harika bir çay içiliyor burada dostlar. Sürpriz yapıp patates göreceğiz. Evet, sürpriz yaptık bunu. Patatesimiz burada. Bunu közleyip harika bir patates haşlama yapacağız. Bilmiyorum sabah sabah nasıl olmuş. Kahvaltıdan sonra. Bal, kaymak, zeytin, domates, patates. Baya güzel gördüğünüz gibi. Artık akşama bir turuna kadar şey yemeyiz. Evet, akşam da turumuz var Iğdır Bisiklet Kulübü'nün. Güzel bir turu da inşallah bir aksilik olmazsa gerçekleştiririz. Altına da koyabilirsin dostum, üstüne de koyabilirsin. Evet. Köze doğru koysan daha iyi olur. Biraz bakacağım da. Biraz yeni alıyorum. Şöyle. Merhaba Ali, hoş geldin dostum. Keşke sen de gelseydin. Biraz erken çıktık. Grupta yazdım ama. Evet arkadaşlar. Halfeli Kent Ormanı'nda. Şu anda çayımızı, patatesimizi hazırlıyoruz. Közde patates keyfi. Tabii o közü yakalamak lazım. Biraz... Var, altında oda közü var. Odunumuzu da yerleştirdik. Görüntü nasıl bilmiyorum ama. Şöyle. Güzel herhalde. Merhabalar. Evet, sabahın erken saatlerinde geldik buraya. Bisikletlerimizle atladık. Halfeli Kent Ormanı'ndayız dostlar. Şöyle bisikletimiz. Öyle dolaşalım biraz. Yani diğer kent ormanından biraz farklı, doğal bir güzelliği var. Yapay değil. Gördüğünüz gibi sabahın ilk ışıklarından beri buradayız biz. Keyif yapıyoruz dostlar. Gerçekten güzel. Harika bir havası var. Farklı kuş türleri de var burada aynı şekilde. Keyif alıyoruz ve betondan uzak mutlu bir şekilde sevgili dostlarla kahvaltımızı yaptık. Çayımızı, ikinci partını oluşturuyoruz. Evet Serkan Bey, neler demek istersiniz turla ilgili? İlk defa geldim buraya sanırım. İlk defa geldim, evet. Çok güzel bir yer. Tavsiye ettim. Havada özellikle tükettiğimiz zaman bayağı güzel oluyor. Iğdır'da yapılabilecek aktivitelerden biri. Hele ki bisiklet kullanıp doğanın güzelliğine dokunmak, doğaya, bitkilere, hayvanlara zarar vermeden bunu gerçekleştirmek en önemlisi. O yüzden bekliyoruz dostlar. Gayet güzel bir ortamımız var burada. Önceki Alfere videosunda bayağı istek gelmişti tekrar çekilsin diye. Bu sefer Instagram canlı yayını düşündük. Bakalım güzel bir tur olacak ve devam ediyoruz. Abi tutuşmadı herhalde o. Bakalım. Ha, tutuştu mu? Tutuyor ya. Şimdi. Şimdi kendine gelecek. Evet. Şimdi bir İlk çayı bitirdik, biz ikinci çayı içeceğiz. Doymadık herhalde. Hava da güzel abi, onun da etkisi var baya. Ah, patatesimiz de burada. Ateş tarafına bırakalım. Şurayı tutuşturabiliriz, bak tam yanmıyor sanki. Hadi.
kadar yerlenebiliyoruz. Kendine patates keyfi. Şöyle gidelim. Dolaşalım Serkan, biraz böyle etrafı gösterelim. Sonra ya zaten yayını da kaydedeceğiz. Belki bu görüntüleri kendisi tutacak orada zaten. Bu görüntüleri büyük ihtimalle YouTube'da video olarak atacağım. Halfeli kent ormanında keyif yapıyoruz dostlar. Yani vali yolu ya da diğer kent ormanı bir yere kadar oluyor. Burada Halfeli'de güzel bir imkan sağlanmış. Şöyle göstereyim arkadan. Bildiğiniz doğal yeşillik alanı. Ali nerede? Ali abi geliyor. Çocuk parkı da var. Aşağıda da var, yukarıda da var. Daha yeni yeni herhalde yapılıyor bunlar. Şu bölgeye bir tane şelale tarzı bir oluşum yapacaklar. O şelalenin yan tarafında Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı olacakmış. Tabii proje olarak şu anda söylediler. Eğer yapılırsa mükemmel olur. Hem fotoğraf hem de video için güzel olur. Sadece bu kent ormanın farkını size göstereceğim ben. Hani nereden nereye gelmiş? Taşlık, kır olan bir bölgeden nasıl bir şey ortaya çıkmış? Hani insan sevince, değer verince doğaya güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Şimdi aradaki farkı görelim dostlar. Şu gördüğünüz yeşillik böyle. Bol bol güzel değil mi? Bir de şurası var arkadaşlar. Önceden böyle taşlı, kayalık böyle. Hiçbir şeyin, otun, sadece vahşi otların olduğu bir bölgeymiş. Dikenlerin yaşadığı. Şöyle bir yerden şöyle harika yeşilliğe dönüştürmüşler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten sağlam bir çalışma olmuş. Kamelyaları var böyle çoğu yerde. Hepsinde farklı. Bunda mesela açısal yapmışlar. Bazıları direkt. Hatta yol üzerinde de gördüğüm otobüs duraklarını kesip birleştirip onları boyayıp bir tane kamelya yapmışlar. Çardak yapmışlar. Bu da çok güzel gerçekten. Yaratıcı olmuş, dönüşüme katkı sağlamışlar. Geçen videoda anlatmıştım zaten bunları. Eğer izlemeyenler yoksa buradan söyleyeyim. Dolaşalım biraz. Çok değişik değil mi? Bu sağdan sola dönüş. Zor dağları şu bölgeler. Tekelti bilmiyorum, gözüküyor mu şu bölgede? Zirvesi gözüküyor ama kamera tam göstermeyebilir. Tekelti'yi buradan görebiliyoruz. Zor dağları da karşımızda. Yeşillik olarak güzel. Otluk bölgelerde. Evet, dikkat edelim. Geçerim dostum. Eyvallah. Bayağı güzel. Kayalıklar da var. Şimdi buradaki kayalıklardan haliyle aşağıda da var. Bazıları böyle doğal şekilde bırakmışlar. Ya da taşlıkları birleştirip bir kenara koymuşlar. O da güzel bir görüntü oluşturmuş. Aynen, dalalım içeriye doğru. Evet, şöyle kayalıklar. Bayağı güzel. Nasıl görüntü bilmiyorum. Görüntüde kopma var mı arkadaşlar ya da herhangi bir şey, ona göre daha yavaş ilerleyebilirim. Şöyle. Bak şu görüntü güzel abi, baksana. Hiçbir şey yapma, kamelya dahi olmasın. Şuraya bir şey sereceksin. Çayını Bakını yapıştıracaksın. Serip, uyuyacaksın. Mis gibi var ya. Buradaki 10-15 dakikalık uyku sana harika bir terapi, evet, olarak dönüştürebilir. Doğa hayattır arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Evet. Merhaba dostlar. Iğdır'ın yeşilliklerini, güzelliklerini sizin yerinize de burada dolaşıp gezerek, görerek paylaşıyoruz. Evet. Ve bir de temiz, yani böyle çöpünü atıp giden tipler yok. Etrafın temizliği güzel, hoşuma gitti o doğal güzelliği. Yani insanın
iyi insanların elin değdiği yer her zaman güzel olur. Onu burada görüyoruz. Yani temiz bir doğa var burada. Çalışanlar da dikkatli aynı zamanda. Ailece gelip keyif alabileceğiniz yerler arasında burası. Aleyküm selam. İyiyiz, teşekkürler. Ayrı bir güzellik olmuş. Evet, kurumuş bir ağacı da aldık. Çünkü doğal. Hani burada bisikletle gelirken diğer yaptığımız turlarda Ali Hocam hatırlıyorsun. Suları yanımıza alıp öyle götürüyorduk. Hazır içme sularını. Ama burada her yerde neredeyse her çardak başı bir tane su var. Ve rahatlıkla içme suyuna ulaşabiliyoruz. Çay suyu. Yani o doğal içme suyu güzel oluyor bizim için. O yüzden tavsiye edeceğim güzel. Oo, bu da güzel bak. Harika. Parça odunlarımızı aldık Ali Hocam'la. Evet. Çayımızın altını tekrar közleyeceğiz. Şöyle ilerleyelim. Bisikletlerimiz de burada arkadaşlar. Şöyle bırakıyorum abi. Tamam abi. Kahvaltımızı yaptık. Çayımızı bitirdik. İkinci çayı yapıştırıyoruz. Saat kaç bu arada dostum? Merak etme. Saat sabahın saatleri. Saat 8.52 geçiyor. 8.52. İyi, bir 45 dakika, bir saat daha buradayız. Sonra kaçarız herhalde. YouTube'a Mirt Halip yazarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kapatıyoruz artık. Kapanışı Serkan Hocam yapacak. Arkadaşlar, Ali Hocam da burada. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bitirip kaydedebilirsin bu arada. Herkesi bekleriz. Bu arada sabah kahvaltımız için emeği geçen arkadaşlarımıza Mirt Halip Hocam ve Ali Hocam'a teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Gelmek isteyen arkadaşlarımızı her pazar günü DM'den ulaşabilirsiniz bize. Kaydedebiliriz. Biliyorum.